2024 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. round elemeleri Türkiye Voleybol Federasyonu Beştepe Voleybol Salonu'nda yarı finalin ikinci karşılaşmasında Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Günün ilk maçında Sırbistan Romanya'yı 3-0 mağlup etmiş ve finale adını yazdırmıştı. Şimdi ikinci finalist belli olacak. Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelecekler bu önemli müsabakada. Şu anda seremoni için hazırlıklar tamamlandı. İstiklal Marşı her iki ülkenin milli marşları okunacak. Sevgili izleyenler. Evet, ilk olarak Yunanistan milli marşı. Evet, ilk olarak Yunanistan Milli Marşı'nı dinledikten sonra sırada Milli Marşımız var. Milli marşımız tamamlandı. Sevgili izleyenler, gerçekten önemli bir mücadele. Finale adını yazdırma adına yarı finalde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geliyorlar. U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinde iki grupta oynanan karşılaşmada A grubunu Türkiye 6 puanla lider olarak tamamladı ve yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı diğer grubun ikincisiyle. Şimdi Yunanistan'la karşı karşıya gelecekler. Evet, bu karşılaşmanın baş hakemi Romanya Federasyonu'ndan Andrei Dan ve yine Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yardımcı hakem Eser Türkoğlu, yazı hakemi Hilal Kizek, skorda Hatice Özmen Yıldız görev yapacaklar. Çizgi hakemleri Ayşegül Özel, Sevgi Çelik. Buna karşılık supervisor Lungu Silvian Romanya Federasyonu'ndan. Sevgili izleyenler, gerçekten önemli bir müsabaka. Özellikle ülkemizde Filenin Sultanları 2023 yılını müthiş bir dereceyle şampiyonlukla kapattı. Dünyanın bir numarası olmaya başardı. Şimdi U20 voleybol takımı, kadın voleybol takımı da ablaları gibi aynı başarı gösterme adına mücadele edecekler. İlk olarak Yunanistan milli takımı oyun alanına geliyor. Hemen ilk altılarını sizlere aktaralım. 2 Karyani, Finisa Karyani, 6 Dimitru, 8 Tikmanidu, 10 Nanu, 11 Zaferyu, 18 Pirinia Toki. Evet, 18 Pirinia Toki. İlk altısı, koçları ise Gudaş, Konstantinos Gudaş. Evet, şimdi de millilerimizin ilk altısı oyun alanına geliyor. Hemen millilerimizin ilk altısını açıklayalım. 5 Begüm Kaçmaz, 6 Dilay Özdemir, 9 Nisan Eroğuz, 14 Liza Safranova,
17 Eylül Durgun, 19 Defne Başyolcu, baş antrenör ise Reşat Yazıcıoğulları takımın başında bugün. Gerçekten önemli bir müsabaka. Koç Gökhan Durmaz milli takımımızda. Şu anda bütün hazırlıklar tamamlandı ve müsabaka az sonra başlayacak. Finale adını yazdırma adına yarı finalde müthiş bir mücadele şimdi bizleri bekliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol TV YouTube kanalında bu karşılaşma canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Az önceki Romanya-Sırbistan maçında da sizlerle birlikte olmuştuk. Aynı şekilde Sırbistan bu karşılaşmayı 3-0 kazanıp adını finale yazdırmıştı. Buna karşı üçüncülük maçında da Romanya mücadele edecek. Sevgili izleyenler, yarın oynanacak bu karşılaşma. Millilerimiz finale kaldığı takdirde yarın saat 20'de müthiş mücadeleye sizleri bekliyoruz ve Türkiye'nin sel satışıyla başlandı. Millilerim gerçekten kaldığı takdirde sayıyla başlamış olduğu ilk sette 1-0'lık üstünlüğü var Yunanistan'ın karşısında. Dilay pasörümüz servisi kullandı. Dörtten hücum yapma şansı. Bu topu oyunda tutabilecek miyiz arka alanda? Topu karşılama konusunda topun gideceği yeri tahmin ettik ama topu oyunda tutma konusunda aynı şekilde başarılı olamadı. Ve böylelikle Eylül orada topu oyunda tutmaya çalışmıştı. Bir birlik skor var. Dimitriou kullandı servisi. Dilay kısa pas hızlı hücum. İşte kısa pas hızlı hücumda Nisan Eroğuz. Nisan'ın sert smacı ve tekrar millilerimiz 2-1'lik üstünlük sağlıyor Yunanistan karşısında. Şimdi servisi Liza Safranova kullanacak. Liza Safranova smaçörü, köşe oyuncusu. Servis kullanıldı. Uzaklardan Dilay karşılıyor. Helin sert smaç, bu top çıkmıyor. İşte Eylül Durgun geri at hücumunda takımına sayı kazandırıyor millilerimize. 3-1 oluyor. Aradaki fark 2'ye yükseliyor. Servisi kullanıyoruz Liza Safranova ile. Zafariu'nun pası. Dörtten hücum yapıyor bu defa. Nanu ile top oyunda. Geri at hücumunda. Servisi karşılayan orada. Hücumu karşılayan Tarzaki'ydi. Ve blok. Etkili oluyor millilerimizde ikili blokta. Nisan ve Eylül ikilisinden etkili blok geldi. Böylelikle 4-1 oldu. Birinci sette farkı 3 sayıya kadar çıkardık. Zafariu geri hat hücumu şimdi. Sert maç. Arka alanda Dilay topu oyunda tuttu. Manşet bas. İkiden hücum yapıyoruz. Top dışarı gidiyor. Evet. Avut kararı geldi. Avut kararı geldi. Karşılaşmada millilerimizin baş antrenörü Gökhan Durmaz, yardımcıları Reşat Halil Yazıcıoğulları ve Batuhan Şen. 4-2 fark 2'ye iniyor. Zafariu kullandı servisi pasörleri. Dilay. 4'ten hücum yapıyoruz. Dublajda başarı var. Rakip alana kaçırılan top. Avantaj top Yunanistan'da. Sert smaç blok karşıladı. Bu sert smacı 4'ten yapılan hücumda ikili blok durduruyor. Nanio'ya geçit vermiyor. 5-2 farkı tekrar 3 sayıya çıkarttık. Burada işte ikili blok başarılı millilerimizde. Ve 5-2 oldu, farkı 3 sayıya çıkardık. Nisan. Zafariu. Bloğun arkasına plase, topu oyunda tuttuk. Nisan karşıladı, geri at hücumunda. Burada bloğu geçemedik. Altıdan hücum yapmak istedik ama Eli sayıyla blok karşıladı bunu. 5-3 fark 2 sayı. Millilerimizin 2 farklı üstünlüğü var şimdi. Nano kullanacak servisi. Smaçörü, köşe oyuncusu Yunanistan'ın. Dilay kısa pas hızlı hücum. Blok'tan yükseklik kazandı bir kez daha. Arka arkaya özellikle Dilay
kısa pasızlı hücumu tercih etti. Burada da Begüm'ün sert smacı karşı alandan dönmedi. İşte burada kısa pasızlı hücumda Begüm'ün sert smacı karşı alandan dönmüyor. 6-3 oluyor fark, 3 sayıya çıkıyor. Servisi kullandık ve son anda bıraktı. Servis hatası, arka alanda Terzaki, liberosu, servis karşılayan liberosu düzeltiyorum. Öyle ki numaraları 9 ve 5 yazılım şekli itibariyle çok birbirine yakın. Hemen düzeltelim. Bıçakçı, Erini Bıçakçı. Evet, topu karşı alana gönderemedi. Orada Yunanistan ekibi böylelikle sayı millilerimizin olduğu bir kez daha farkı 4 sayıya kadar çıkardık. İşte son müdahale yeterli olmadı Yunanistan takımında. Eylül kullandı servisi. Ace geliyor. Ace geliyor. Eylül'den etkili servis. Bu Ace ile birlikte farkı açmayı başardı millilerimiz ve ilk mola Yunanistan takımından geliyor şu anda. Skorboard'a yansıyan görüntüde 8-4 fark şu anda, 4 sayı millilerimizin 4 farklı üstünlüğü var Yunanistan karşısında. Yunanistan bu sette ilk molasını kullanmayı tercih etti, 4 sayı gerideyken. İyi başladı sete, hızlı başladı millilerimiz. Özellikle iyi servis karşıladığında kısa pas, hızlı hücum, ortadan hücumlarda rakibin toparlanmasına müsaade etmeden hücumları olumlu sonuç verdi. Farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Karşılayan Nanu. Bıçakçı'nın manşet pası, arka alanda topu oyunda tutuyoruz Helin'de. Şimdi dörtten hücum yapıyor ve Safranova. Top dışarı gitti. Liza Safranova. Voleybolcu ailenin kızı Liza. Servisi kullandı ve top dışarıda, out kararı geliyor. Bu servis atışından Tikman Edu ile yararlanamadı. Pasör çaprazı Tikman Edu. Elpida Tikman Edu. Servis kullanıyoruz. Zaferiyan'ın pasında ortadan oynamak istedi, sonuç alamadı Yunanistan. Arka alanda topu oyunda tutuyoruz. Dilay yine bir geri at hücumunda, top oyunda kalacak mı, kalmıyor. Pasör çaprazları Tikman Edu topu oyunda tutmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Sayı millilerimizin, fark 5 sayı, yarı yarıya farkla oyunu önde götürüyoruz. Şu anda force ediyoruz Yunanistan karşısında. 10'a 5, fark 5 sayı. Servisi Begüm kaçmaz kullandı. Arka alanda Nanu karşıladı. Zaferiyan kısa pasızlı topu oyunda tuttu. Dila yine aynı şekilde cevap vermeye çalıştı. Bu arada bir fil hatası işareti geldi. 6 numaralı oyuncular için, Dimitru için fil hatası işareti geldi. Orta oyuncuları burada işte fil hatası yapıyor. Tekli blokla cevap vermeye çalışmıştı ama sonuç alamadı. 11-5 farkı 6 sayıya kadar çıkardı millilerimiz. Etkili bir servis daha kullanıldı. Arka alanda topu oyunda tutuyoruz Begüm'le. Yine dörtten hücum yapma denemesi. Bir kez daha Liza'nın smacında blok kapatıyor. Bu defa etkili bir blok geldi Dimitriou'dan. Liza'nın smacına blokla, tekli blokla burada cevap veriyor Dimitriou ve böylelikle fark şu anda 5 sayıya kadar indi. Karşılaşmanın birinci setinde heyecan dorukta. İlayda'nın manşet pasının ardından bir fil hatası daha. Özellikle 6 numaralı oyuncuları, yani orta oyuncuları Dimitriou, Johanna Dimitriou arka arkaya fil hatası yaptı.
ve fark tekrar 6'ya yükseldi. Dilay kullandı servisi, filede kalıyor top. Dilay'la servis hatası yaptık. 12-7, fark 5'e iniyor. Şimdi özellikle arka arkaya yaptığı file hataları neticesinde farkın da artmasında rakip takımda Dimitriou dikkat çekmişti. İşte bu hatalarına bir de servis ekledi şimdi. Yunanistan takımında orta oyuncusu Dimitriou, Ioannis Dimitriou. 13-7 oldu. Fark 6 sayıya yükseldi. Liza kullandı servisi. Zaferiou 4'ü tercih etti. Sert smaç blok out. 4'ten hücum yapıyor bir defa Nanu'yla, smaç örüğüyle. Bu aynı zamanda Yunanistan'ın 8. sayısı. Şimdi pasörleri servis kullanacak. Zaferiou kullandı servisi. Dilay. Sert smaç. Defne'den, pasör çaprazımızdan. Bir kez daha şimdi Defne, Dilay. Bu defa 4'ü tercih etti. Paralelinde etkili oluyor. Paralelinde etkili oluyor. Eylül Durgun, smaçör, takım kaptanı. Gerçekten Blue'u çok iyi aşmayı bildi burada işte. Bakın, paralelini tercih etti. Tekli blokta yakaladı Yunanistan'ı millilerimiz ve bu avantajı iyi değerlendirdi. 14-8. Servis kullanıldı. Zaferiou kısa pas hızlı hücumda geçemiyor bloğu. Bir anlaşmazlık minilerimize yaradı. Zaferiou'nun pasında Karayani geçemedi. Rakip alana gönderelemedi topu ve 15-8 olduğunda Yunanistan birinci sette ikinci ve son mola hakkını da kullanmayı tercih ediyor böylelikle. Fark şu anda 7 sayıya kadar çıkmış durumda. Yunanistan aslında birinci molasında 4 sayı gerideyken kullanmayı tercih etmişti. Sevgili izleyenler, 2024 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası birinci round elemeleri Türkiye Voleybol Federasyonu Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanıyor. Şu anda gerçekten grup maçları tamamlandı. Yarı final etabındayız. Yarı final etabında son karşılaşmasında Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Ve birinci setin artık ortalarını geçmeye başladık. Millilerimizin Yunanistan karşısında 15-8'lik üstünlüğü var. Servis kullanıldı. Etkili bir servis geldi. Rakip alana kaçırılan top. Dilay 4'ü tercih ediyor. Sert smaç blok out. Sayı millilerimizin. Özellikle arka arkaya 4 numaradan etkili hücumlar yapmaya başladı takım kaptanı Eylül Durgun'la millilerimiz. Ve 16-8 oldu. Yarı yarıya kadar fark arttı. Bu arada pasörünü değiştirdi. 1 numarayla oyna Drembala. Olga Drembala oyuna dahil oldu. Zaferiou kenarda, Drembala oyunda. Drembala kısa pas hızlı hücum denemesi, bir anlaşmazlık. Dilay, 2'den hücum yapıyoruz. Bloktan yükseklik kazanan top. Nanu topu oyunda tutuyor. Ardından bir çarpıcı topu oyunda tutmaya çalıştı ama pasör çaprazları topu dışarı gönderiyor. Tekmanidu topu dışarı gönderiyor. Sayı millilerimizin oldu. Evet, pasör çaprazını da böylelikle değişti. 14 numarayla oyuna böylelikle Dagre'yi dahil etti. Vasiliki Dagre pasör ve çaprazını değiştirmiş oldu böylelikle. Şu anda Yunanistan takımı servisi Nisan kullandı. Bir hücum şansı. Nanu blokla cevap vermeye çalıştık. Avantaj top millilerimizde. Dilay kısa pas hızlı hücum. Plase! Müthiş bir plase geldi millilerimizden. Gerçekten smaç yerine Begüm Kaçmaz plaseyi tercih ediyor ve böylelikle o havuza bıraktığı top karşı alandan dönmüyor. Sayı millilerimizin oluyor. 18-8 şu anda skor. Farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Aynı tempoda devam ettirirken bu arada servis hatası geldi. Millilerimizden servis hatası geldi. Nisan Eroğuz servis hatası yapıyor. Bu arada tekrar 8 numarası
Tikman oyunda. Servis kullanıldı. Dilay. Vuruyor, geçemiyoruz bu defa. Yine dörtten hücum yapmak istedik. Eylül'le takım kaptanıyla bu defa o koridoru kapatıyor. Yunanistan ikili bloğu bakın burada. O koridoru kapatıyor, geçit vermiyor. Ve 10. sayısına ulaşıyor Yunanistan. 18-10 üstünlüğümüz var Yunanistan karşısında birinci sette. Liza karşıladı. Dilay. Plase. Bu arada hata yapıyoruz. Bu defa file hatasını yapan millilerimiz oldu. Burada işte daha öncesinde oyun durduruldu. File hatası olduğu için sayı Yunanistan'ın 18-11. Nanu kullandı servisi. Dilay. Sert smaç. Dışarıda out kararı geliyor. İkiden hücum yapmak istedik ama sonuç alamadık bu hücumdan. Defne ile. Defne başyolcu. Bililerimizin pasör çaprazı. Topu dışarı göndermişti. Esacı başında oynuyor. Servis kullanıldı. Eylül karşıladı. Dilay. Kısa pas hızlı hücum. Top oyunda kaldı. Bir kez daha topu karşılığına gönderemedi. Müthiş bir mücadelenin ardından sayı millilerimiz oldu ve böylelikle Dagre Vasiliki topu karşılığına gönderemedi ve 19-12'ye kadar geldi skor. Farkta 7 sayıya kadar çıktı. Etkili bir servis daha kullanıldı. Bıçakçı karşıladı. Bloğun arkasına plase. Eylül manşet pas. Geri at ucumda. Liza. Sert maç Liza'dan. Evet, bir file hatası daha. 3 numarayla mücadele eden Katsali. Marianti Katsali. Orta oyuncusu file hatası yapıyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Eser Türkoğlu file hatasını belirledi. Bu pozisyonun ardından servisi de kullandık. Kısa pas hızlı hücum denemesi, topu oyunda tutuyoruz. Dilay'dan plase geldi. Bir kez daha Biçakçı 2 numarayı tercih etti. Blokla karşılık veriyor. Rally devam ediyor. Sert smaç bloğa takılıyor. İkili bloğumuz var. Dörtten yapılan ucumda. İkili bloğ başarılı oluyor. Blok sayısı. Pirin Yotaki. Gerçekten dörtten yaptığı ucumda onun smaçına karşılık verdik. Şimdi oyuncu değişikliği Yunanistan'da. Pirin Yotaki kenara alınıyor. Ve oyuna Margaritopoulou dahil oldu. Margaritopoulou oyunda 19 numarasıyla. Etkili bir servis kullandık. Beren'le. Arka alanda topu oyunda tutuyor Lisa. Tekrar Beren'den. Rally devam ediyor bu arada. Biçakçı'nın manşet pası. Geri hat ucumunda. Top dışarıda. Out kararı geliyor. Out kararı geliyor. Bu hücumdan Yunanistan takımı yararlanamadı. İşte burada Nano'nun smacı bloğu aşmak için biraz yüksekten topu gönderdiğinde isabet sağlayamadı. 22-12 fark, 10 sayı. Oyuncu değişiklikleri. 13 numarayla oyuna bu arada İlay da dahil oldu. Takım kaptanı kenarda. 22-12 üstünlüğü var. Fark 10 sayı. Az önce de Beren oyuna dahil olmuştu. Yine bu arada top dışarıda. Blok teması var. Karşılaşmanın baş hakemi Andrei Dan Roman Federasyonu'ndan bloğun temasını belirledi. Servisi kullanıyor şimdi Yunanistan. Katsali servisi kullanan isim. Orta oyuncusu. Katsali kullandı servisi. Lisa karşıladı. Avantaj top Yunanistan'da. Rakip takımda. Tek ayak ucum. Blokla file üzerindeki mücadeleyi kazanıyoruz Dilay'la. Dilay'la file üzerindeki mücadeleyi kazanıyoruz. Dilay'ın plasesi etkili oluyor. Karşı alanda kalıyor. Farkta 10 sayıya kadar çıkıyor. Burada işte Dilay. Çok iyi takip etti topu. Ve rakip alana bırakıyor plaseyle. Böylelikle farkı da 10 sayıya çıkarıyoruz. Trembela.
Dörtten ucum yapıyor. Liza karşıladı. Dilay tekrar Liza'yı tercih etti. Onun sert smacı. Bu arada bir file hatası işareti daha yine 6 numaralı oyuncuları. Dimitriou özellikle ön turda çok sık file hataları yaptı birinci setin bu bölümüne kadar. 24-13 şimdi Türkiye millilerimiz Yunanistan karşısında set sayısı için servis kullandı. Etkili bir servis daha geldi Drembela. Manşet pasında blok etkili oluyor. Bloğu geçemiyor. Yunanistan ekibi böylelikle karşılaşmanın birinci setini millilerimiz Yunanistan karşısında 25-13 önde tamamlıyor. Setlerde 1-0'lık üstünlük sağlıyor. Sevgili izleyenler, U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası birinci round elemelerinde yarı final etabında günün ikinci mücadelesinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelirken şimdi ilk seti geride bıraktık. Millilerimiz ilk sette özellikle Yunanistan karşısında açık ara farkla önde tamamladı. Birinci seti 25-13 kazanarak setlerde 1-0'lık üstünlük sağladıktan sonra şimdi ikinci sete Yunanistan'ın servis atışıyla başlanacak. Servisi pasörleri Drembela kullanacak. Olga Drembela takım kaptanı aynı zamanda. Servis kullanıldı. Liza karşıladı. Rakip alana kaçırılan top. Oyunda tutuyoruz topu. Ardından tek ayak plase. Bu arada file hatası işareti geldi bu defa. 10 numarayla mücadele eden smaçörleri Nano Dimitriya Nano file hatası yapıyor. Ve 1-0'lık üstünlüğümüz var Yunanistan karşısında. Takımın pasörü Dilay. Dilay karayollarında oynuyor aynı zamanda. Block out. Top bloktan dışarı gidiyor. İkiden etkili hücum yaptı Yunanistan. O koridoru blokla kapatmaya çalıştık. Top bloktan dışarı gitti. 1-1 oldu skor. Şu anda servisi Nano kullanacak. Nano kullandı servisi. Karşılayan İlayda. Ardından dörtten hücum yapıyoruz. Bu arada bir file hatası işareti daha geldi. Arka arkaya birinci sette çok sayıda file hatası yaptı Yunanistan ekibi. Şimdi ikinci sette de aynı şekilde bu setin başındayız ve İki file hatası var şu ana kadar Yunanistan'ın. Defne ile etkili hücum yapmıştık az önce.
Dembele ardından onun pasında Pires'e karşı olana geçmiyor. Blok o koridoru çok iyi kapatıyor millilerimizde. Ve 3-1 oldu durumda bakın. Topu karşı alana gönderemedi Nanu. Dembele sert smaç. Topu karşılıyoruz Tikmen Adın'ın smaçını. Ardından Liza. Nano topu oyunda tutuyor. Dembele. Ve bir plase ona da karşılık verdi. Bloktan dışarı gidiyor. İkiden çok etkili hücum yaptı Defne ile. Eczacı başında oynuyor. Defne Başçıoğlu. Takımın pasör çaprası. Etkili oldu bu hücumda. Liza. Liza Safranova, smaçör. Etkili bir servis geldi Liza'dan. Dembele kısa pas hızlı hücum, bu top çıkmadı. Kısa pas hızlı hücumda etkili oluyor Yunanistan ekibi. Ve farkı 2'ye indirdi. Şimdi servisi kullanacak Yunanistan. Katsali kullanacak servisi. Marianti Katsali. Dilay. Takım kaptanı karşılığını plaseyle gönderdi Eylül. Bu arada top dışarıda. Herhangi bir temas var mı? Yok diyor. Roman hakem Andrei Dan Blue'un herhangi bir temasının olmadığını belirledi. Top dışarı gitti. Sayı millilerimizin 5-2. Fark 3 sayı. Servisi kullanıyoruz şimdi. Nisan Eroğuz. Orta oyuncusu Nisan. Etkili bir yere gönderdi. Geri at hücumunda bloktan seken top oyun alanımızda kalıyor. Yunanistan geri at hücumundan sayıyı buldu. Fark şu anda 2 sayıya iniyor burada işte. Nano'nun sert smaçı blokta kalıyor top. 5-3 fark 2 sayı. Servisi Dagre. Vasiliki Dagre. Farklı bir şekilde top dışarı gidiyor. Servis hatası Yunanistan takımında. Dagre'den geldi. 6-3 fark bir kez daha 3 sayıya çıkarken şimdi servisi Defne kullanacak. Defne karşılayan bıçakçı. Geri at ucumundan plase. Ardından İlayda ve bloğu geçemiyoruz burada. Biraz fileye çok uzak kaldı. Geri at ucumunda istediği top yüksekliğini de yakalayamadı Defne Başyolcu ve böylelikle 6-4 fark 2 sayıya iniyor. Servisi de Yunanistan takımında pasör çaprazları Tikmanidou kullandı ve Ace ile birlikte fark 1'e indi. Bu bölümlerde Yunanistan farkı 1'e indiriyor. Etkili servisler Tikmanidou'dan Elpida Tikmanidou. Tikmanidou. Eylül karşıladı. Geri at hücumda Liza. Bir plase. Top oyunda kaldı. Avantaj top Yunanistan'da. Bloğun arkasına plase Eylül. Dilay. Şimdi Defne bloku out. Defne Başyolcu. Defne ile tekrar farkı artırıyoruz. Şu anda farkı tekrar yükseltmeyi başardık. Eylül takım kaptanı servis hatası yaptı. Servis hatası yapıyor. Millilerimiz fark 1'e iniyor. Şu anda skor 7-6. Millilerimiz önde. Servisi Dimitriou kullanacak. Servis kullanıldı. Dilay tek ayak hücum denemesi. Fileye çok yakın geldi. Bir plase, bu top çıkmadı. Eliza çok mükemmel takip etti file üzerindeki topu. Plase ile rakip alana bırakıyor.
Burada işte bakın Liza o boş alanı çok iyi tespit etti. Adeta 2 numaradaki yeri tespit ettiği yere topu başarılı bir şekilde plaseyle gönderdikten sonra sayı millilerimizin oldu. 8-6 fark 2 sayı. Servisi Begüm kullanmıştı. Bu arada bir file hatası işareti daha. Bu defa Nanu'dan geldi. 9-6. Farkı 3 sayıya kadar çıkardık. Şu anda millilerimizin 9-6'lık üstünlüğü var. Bıçakçı karşıladı. Nanu sert smaç Nanu'dan. Antenle arayı çok iyi kapattı ikili bloğumuz ama içerideki boşluğu değerlendirdi Nani. Çaprazına döndü. Bloktan topu kurtarmayı başardı. Farkı 2 sayıya indirdi Yunanistan. Şu anda 9-7 oldu. Drembela. Servis hatası Drembela'dan. Takım kaptanı. Takımın pasörü aynı zamanda. 10-7. Fark 3 sayı. Drembela servis hatası yapıyor bu pozisyonda. Dilay. Drembela kısa pas hızlı ucum. Top oyunda kaldı. Top oyunda karşı alana da gönderdi böylelikle. Elin. Bir de blok arkasından gelir mi? Rally devam ediyor. 4'te Liza bloğun arkasında plattı. Bıçakçı 2 numarayı tercih etti. Tekrar Helin topu oyunda tutuyor. Bu arada evet top dışarıdan geldiğini belirliyor. Hata yapıyor Yunanistan ekibi. Şu anda Roman hakem Romanya Federasyonu'ndan Andrei Dan aynı zamanda takım kaptanı Drembela'ya pasöre nasıl bir hata yaptıklarını konusunda da açıklamalarını yaptıktan sonra oyun devam ediyor şimdi. Dilay kullandı servisi. Drembela kısa pas hızlı ucum denemesi bloğa takılıyor. Bıçakçı'dan manşet pas. Şimdi 4'ten ucum yapıyor. Helin topu oyunda tutuyor Dilay. Sert maç bloğu geçemiyor. Tekli bloğu başarı var. Defne bu defa yüksek blok karşısında topu karşı alana gönderemedi. Etkili bir blok geldi. Dagre Vasiliki'den 11-8. Şimdi Nanu kullanacak servisi. Dimitria Nanu. Dilay kısa pas hızlı hücum. Top dışarıda avuta gidiyor. Hücumdan yararlanamadık. Servis karşılarken İlay da liberomuz oyunda ve hücum karşılayan liberomuzsa Helin kayıkçı oluyor. Böyle paylaşımlı olarak değerlendiriliyor şu anda liberolar. 11-9 milli takımımızda Nanu yine servisi kullanacak. Fark 2 sayı. Dilay yine 2'den hücum yapıyor. Plase son anda bir müdahale. Fakat orada arka arkaya seken topa özellikle pasör çaprazları Tikminado'nun müdahalesi bir noktada Bıçakçı'yı de kontrbiye de bıraktı. Topa müdahale şansı bırakmadı. Leza kullandı servisi. Tikman'a karşıladı. Ardından bir smaç. Kısa pas hızlı ucum denemesinde topu dışarı gönderiyor. Katsali. Zaman zaman pasör çaprazları Yunanistan takımında özellikle Tikmanidou devreye girmeye çalışıyor. Elpida Tikmanidou. Kısa servis tercihi. Biraz riskliydi. O riski üstlendi aslında Liza. Ama top fileye geçmedi. 13-10 oldu. Fark 3 sayıya iniyor. Şimdi servis karşılarken İlay Danaz Gergef var. O da Vakıfbank oyuncusu. Servisi Katsali kullandı. Dilay sert smaç bloktan yükseklik kazanıyor. Bir file hatası işareti daha geliyor. 14 numarayla mücadele eden Dagre'nin file hatasını yaptığını belirledi. Yardımcı hakem Eser Türkoğlu. 14-10 fark 4 sayı. Nisan Eroğuz. Tikmanidi'nin üzerine oynadı. Şimdi onun smacı. Liza topu oyunda tutuyor. Dilay. Sert smaç. Beren'den.
Ardından geri at hücumu ve Dilay topu oyunda tutuyor. Karşı alana gönderen Beren. Bir kez daha blok ve arkalandaki boşluğa bloktan blok top. Arkalandaki boşluğa düşüyor. Bu blok sayısıyla birlikte 15-10 oluyor. Fark 5 sayıya kadar yükseliyor. Farkın 5'e çıkmasıyla birlikte de işte burada arka alanda Yunanistan ekibinden topa mücadele edecek kimse yok. Sayı millilerimizin oldu. Fark 5 sayıya kadar yükseldi. 15-10 olduğunda skor. Karşılaşmanın ikinci setinde de ilk molaya giden taraf böylelikle Yunanistan ekibi oluyor. Şu anda 5 sayı geride. Millilerimiz 15-10 önde. Ve ilk sete baktığımızda da aynı şekilde iki mola haklarında kullanmış Yunanistan ekibi. Zaten Türkiye millilerimiz Yunanistan karşısında birinci seti açık ara farklı önde tamamlamıştı. 25-13'lük üstünlükle. Şimdi orada hem oyun hem skor olarak üstünlüğünü moralli bir şekilde ikinci sete de taşımış durumda. Şu anda da farkı 5 sayıya kadar çıkardı. Servis kullanıyoruz. Nisan kullandı servisi. Rembela bloğun arkasına plase, topu oyunda tutuyoruz. Dilay yine 4'ten Eylül sert smaç. İçerçi müdahale etmeye çalıştı, sonuç alamadı. Evet, belki dikkatinizi çekmiştir. Erini bıçakçı maç öncesinde özellikle çok farklı bir şekilde yazılışı vardı. İkinci asistan koçuyla isimler konusunda konuştuğumuzda kendisinin bu ismin biraz önce sizlere telaffuz ettiğim gibi bıçakçı şekilde okunması konusunda ki bizlere bilgilendirmesi vardı. Biz de onun ışığında aynı şekilde yabancı oyuncuların isimlerini kendi takımlarındaki sorumluluklarından özellikle görevlilerden aldığımız şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve oyuna dönüyoruz tekrar. Sert smaç geldi. Evet, pasör çaprazları 4'ten yaptığı hücumda sayıyı buldu. Dikmanidu. Evet, Elpida Dikmanidu. 16-12 fark, 4 sayı iniyor. Burada istediği sayıyı buldu. Dikmanidu'la. Dilay. Bir kez daha, bu defa çok iyi pas aldı. Gerçekten kısa pas hızlı hücumun ortalığının kenardan yapılışın bir örneğiydi bu. 2'den kısa pas hızlı hücumda Dilay ve Beren ikilisinden istedik. Tek ayak hücumda bu defa etkili olmaya çalışıyor Begüm'le. Sert smaç buyruk karşılığı. File üzerindeki mücadelede top oyunda kalıyor. Beren top oyunda tuttu. Geri at Liza ve bloğu geçemiyoruz burada. Devam eden rallinin ardından blok sayısı Yunanistan ekibinin oldu. Bu bölümlerde millilerimizde fark 4'e indi. Liza karşıladı. Yine bir tek ayak hücumda. Top yükseklik kazanıyor. Oyun alanında kaldı. Avantaj top millilerimizde. Bir plase Dilay'da. Ve rakibin bütün dengesini bozuyor bu plase. 18-13 oluyor durum. Burada işte topu oyunda tutuyoruz. Ardından Dilay'ın plasesi geliyor. Ve 18-13 oluyor durum. Nano. Çarçı ile Nano arasında bir anlaşma. Yine bir tek ayak hücum. Evet, arka arkaya tek ayak hücumlardan sayı buluyoruz. Begüm kaçmaz. Gerek Beren Yeşilırmak, gerekse Begüm etkili oldular. Pasör çaprazını değiştirdi millilerimiz. Ve burada Defne Başyolcu'nun yerine şu anda görev yapan Beren Yeşilırmak oluyor. Fark 19-13, 6'ya yükseldiğinde, skor 19-13 millilerimizin lehine geldiğinde, fark 6'ya yükseldiğinde 5 sayı geride kullandığı ilk moralın ardından şimdi
Bu fark 6'ya kadar çıkmış durumda. İkinci ve son mola hakkını kullanmayı tercih ediyor Yunanistan. 19-13 artık finale doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Gerçekten final yarın akşam oynanacak yine. Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Finalin ilk ismi Sırbistan olmuştu. Romanya'yı yenmişti. Romanya da bu maçın mağlubuyla yine yarın saat 17.30'da üçüncülük mücadelesi yapacak. Millilerimiz burada oyunun kontrolü tamamen elini almış durumda yine karşılaşmanın ikinci setinde. Bela'nın pası bloktan sekti. Liza. Dilay tekrar Liza. Ve blok out. Sayı millilerimizin Liza'da etkili oluyor bu bölümlerde. Maç başından itibaren özellikle smaçörü, köşe oyuncusu Liza Safranova aynı zamanda genç voleybolcu, ilerisi için ümit vaat eden bir voleybolcu. Havran Belediye takımında oynuyor. Havran Belediyesi'nin oyuncusu. Bir anlaşmazlık. Drembela ve Drembela ile birlikte Dimitriou arasındaki anlaşmazlık millilerimize yaradı ve 21-13 oldu. Fark tekrar açılmaya başladı. Liza şimdi 11 numarayla oyuna dahil oldu. Pasörünü değiştirmiş oldu. Drembela çıkarken yerine Zaferiu oyuna dahil oldu. Bizde de Liza kenarda 13 numarayla oyuna dahil olan isimse İlayda Mumcular. İlayda Naz, İlayda Bianca. Ve topu oyunda tutmaya çalışıyor. File üzerinde bir plase az önce oyuna giren İlayda. Smaçörü İlayda. Bir noktada smaçörünü değiştirdi. Lisa kenarda kaldı. Bianca, İlayda, Mumcular oyuna dahil oldu. Girer girmez de sayıyı buldu. Takımına 22. sayıyı kazandırdı. Servis kullanıldı. Zaferiu. Biraz filenin altında kalmıştı. Millilerimiz için avantaj top olabilir. Geri at hücumunda. Arkalanda bir müdahale geldi ve sonuç değişmiyor. Son müdahale Tikmanidu'dan. Elpida Tikmanidu top oyunda tutmaya çalıştı ama sonuç alamadı. Çok etkili hücumlar yapıyoruz. Özellikle Beren Yeşilırmak. Hangi oyuncuyu bench'ten oyuna alırsanız alın diğer oyuncuyu aratmıyor. Hepsi birbirinden değerli, ilerisi için ümit vaat eden, dünyanın bir numarası konumundaki ablaların yerini alma yolunda mücadelelerini Yunanistan karşısında devam ettiriyor. Finalde şampiyonluk adına yarışmak için birinci daha kötü lider tamamlamak adına işte dörtten bir ucunda yine İlayda Mumcular. Evet, dörtten İlayda Mumcular'la hücum yaptık, sayıyı bulduk. İkinci sette de set sayısı için servis kullanacak millilerimiz. Takım kaptanı Eylül. Servis kullanıldı. Zaferiu bir anlaşmazlık. Ve bu ace'le birlikte karşılaşmanın ikinci setini de Yunanistan karşısında 25-13 önde tamamlayan millilerimiz setlerde 2-0'lık üstünlük sağladı.
Sevgili izleyenler, Beştepe Voleybol Salonu'nda devam eden U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. round elemelerinin artık sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yarı final etapında mücadelelerin ikincisinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. İlk maçta Romanya ile Sırbistan mücadele etmişti. Sırbistan bu maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk ülke takımı olmuştu. Şimdi Sırbistan'ın rakibi Türkiye olma konusunda ilk iki seti geride bırakırken 3. sete avantajlı başlayacak Yunanistan karşısında. Millilerimiz 3. sete servis atışla başlıyor. Ardından Dilay sert maç. Beren'den gelmişti. Arkalanda Eylül. Dilay. Şimdi 4'ten Liza ve blok sayısı geliyor. Liza'nın koridorunu 4'ten yaptığı hücumda ikili blokla kapatıyor Yunanistan. Ve böylelikle burada işte ikili blok özellikle antene yakın olan isim etkili oldu. Yunanistan ekibinde Dagre ile 1-0'lık üstünlüğü var Yunanistan'ın karşılaşmanın 3. setinde. Servisi Katsali kullandı. 2'den hücum yapıyoruz ve mükemmel bir plase geldi. Meren Yeşilırmak Çukurova Belediyesi'nde oynuyor. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Çukurova Belediyesi'nin oyuncusu Meren Yeşilırmak. Şu anda Liza servisi kullanacak. Millilerimiz de fileye çok yakın geldi. Adeta bu pas oldu. Bilge Paşa için. Bilge Paşa bu sette sorumluluk almaya başladı. Millilerimiz de orta oyuncusu. Millilerimizin şimdi Liza kullanacak servisi yine. Etkili bir servis. Bıçakçı. 4'ten Titmaniti. Sert smaç. Pasör çaprazları 4'ten etkili hücum yaptı. Titmaniti'yle şu anda da skor 2-2. Servisi kullanacak Yunanistan ekibi. Dagre. Vasiliki Dagre. Eylül karşılamaya çalıştı. Top oyunda tutabilecek miyiz? Ama 3 pasta karşı alana gönderme şansı bulamadık. Ve Yunanistan 3. setin henüz başında bir farklı üstünlük sağladı millilerimiz karşısında. İlk 2 set geride kaldığında ilk 2 seti de 25-13'lük skorlarla önde tamamlamıştı. Kısa pas hızlı hücum. Burada başarı geldi. Kısa pas hızlı hücumda Bilge bu sette sorumluluk almıştı. Baş antrenör Gökhan Durmaz ona bu sorumluluğu verdi. Şu anda da etkili başladı. Müsabakaya Yunanistan karşısında mücadelenin 3. setinde. Kısa pas hızlı hücumda cevap veriyor aynı şekilde. Zafiri Yunan'ın kısa pas hızlı hücumda topu buluşturduğu Dimitriou'nun smaçı etkili oldu. Sayıyı buldu Yunanistan ekibi. Şimdi servisi Tikmanidou kullanacak. Elpida Tikmanidou. Smaç servis. Top oyunda tutuyoruz Dilay. Ve blok out. Top bloktan dışarı gidiyor. Beren Yeşilırmak. Beren de sorumluluk aldığı andan itibaren gerçekten etkili oyununu devam ettiriyor. Ve skora şimdi 4-4'lük eşitlik getirdik Yunanistan karşısında. Beren kullandı servisi. Zafiriou 4'ü tercih ediyor. Nano'nun smacı. Bloktan dönen top. Zafiriou bu defa geri at ucumu. Bir kez daha blok. Ve plase geliyor. Etkili bir plase Eylül'den takım kaptanından. Ve böylelikle Yunanistan karşısında millilerimiz bir farklı üstünlük sağlıyor. Bakın file üstü mücadelesini Eylül'le kazanıyoruz. 5-4. Servisi kullandık Beren'de ve ace geldi. Beren Yeşilırmak. Hem etkili servisler hem hücumdaki etkinliği gerçekten oyuna damgasını vuruyor
az önceki sette olduğu gibi 6-4 farkı 2 sayıya kadar çıkardık Yunanistan karşısında. Zafer Uğur avantaj top bileğlerimizde. Dilay bir kez daha tek ayak ucum. Özellikle tek ayak ucumda orta oyuncumuz Begüm Kaçmaz. Ve Begüm Kaçmaz bu kısa pasta tek ayak ucumlarda asla topları kaçırmaz imajını vermiş oldu şu ana kadar gösterdiği performansla. 7-4 fark 3 sayı. Zafer Uğur kısa pas hızlı ucumda bloğumuz geldi. Ortadan ucuma blokla cevap veriyoruz ve 8-4 farkı tekrar 3. sette yavaş yavaş açmaya başladık. Şu anda da sayı 4'e kadar çıkardık bu farkı. 8-4. Bu arada etkili servisimiz Yunanistan ekibini artık zor durumda bırakmaya devam ediyor. Servis karşılarken hata yaptı. Tikmanoğlu'yla Elpida Tikmanoğlu'yla Yunanistan oyuncusunu değiştirdi. Kenara aldı 18 numarasıyla. Şu anda oyuna dahil olan isim Pirin Yotaki. Pirin Yotaki karşıladı Zafer Uğur. Nano ve top bloktan dışarı gidiyor. Blok out. Top bloktan dışarı gidiyor. 9-4. Şu anda 9-5 oldu ve bu sayıyla birlikte farkı da 4 sayıya kadar indirdi. Servisi kullanacak Yunanistan. Dimitriou kullanacak servisi. Johanna Dimitriou. Liza karşıladı. Dilay 4'ten hücum yapıyor. 50'den plase. Avantaj top şimdi Yunanistan'da 4'te. Nano onun sert sıvacı çıkıyor. Bloktan seken top oyun alanımızda kaldı. Ve böylelikle fark 3 sayıya kadar indi. Bu sayın alınmasında tabii ki Dimitriou'nun, Johanna Dimitriou'nun da özellikle etkili servisinin büyük rolü oldu. Dimitriou. Son anda bir müdahale. Avantaj top Yunanistan ekibine geçiyor. Zafer Uğur geri at ucumu. Avantajı değerlendiremedi. Dilay 4'ten Eylül sert smaç. Bloğun teması var mı? Bakıyoruz evet. Blok teması var. Ve top bloktan dışarı gidiyor. 16 oldu. Burada işte ikili blokla cevap vermeye çalıştı ama top bloktan dışarı gidiyor. Fark tekrar 6 sayıya yükseldi. Eylül. Zafer Uğur. Smaç plase geldi. Karşılıyoruz bu smaç plaseyi. Ardından Liza sert smaç top çıkmadı. Bıçakçı arkalanda. Topu 5 numarada karşılamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Liza'dan sert ve düzgün bir smaç geldi. 4'ten yaptığı hücumda sayı millilerimizin oldu. Ve 11-6 fark tekrar 5 sayıya kadar yükseldiğinde ve karşılaşmanın 3. setinde de şimdi Yunanistan ilk molaya giden ve ilk molasını alan taraf oluyor ve fark 5 sayı millilerimiz önde. İlk 2 sete baktığımızda şu ana kadar özellikle ikişer molaklarını da Yunanistan kullanırken millilerimiz molaklarını kullanmadı. Ve her 2 seti de millilerimiz 25-13'lük skorlarla kazandı ve setlerde 2-0'lık üstünlük sağladı rakibi Yunanistan karşısında. Yunanistan ekibinin koçu Konstantinos Guidas. Konstantinos Guidas ekranlara geldi biraz önce. Zaman zaman da liderimizin baş antrenörü Gökhan Durmaz da ekranlara geliyor. Servis kullanmak için işaret beklendi karşılaşmanın baş hakeminden. Şimdi işaret geldi. Eylül servisi kullanacak. Zafer Uğur 4'ü tercih etti. Nano sert smaç. Bloktan seken top oyunu onumuzda kaldı. 11-7. Fark şu anda 4 sayı. Fark 4 sayıya indi. Servisi Yunanistan ekibi kullanıyor. Zafer Uğur takımın pasörü. Açık ara
dışarı gitti. Çok farklı bir şekilde servis hatası yaptı. Pasörleri Zafariu, Vasiliki Zafariu ile birlikte şimdi pasör değişikliği. Zafariu kenarda bir numarayla Drembela oyuna dahil oldu. Olga Drembela takım kaptanı aynı zamanda. 12-7 fark tekrar 5 sayı. Servisi Begüm kullanacak. Begüm kaçmaz. Drembela. Blok out. Sayı Yunanistan'ın. 4'ten etkili hücum yaptı. O bölgede Dagre ile Dagre'de birinci setin sonlarına doğru görev almıştı. İkinci sette oynadı. Şimdi üçüncü sette de aynı şekilde devam ediyor 14 numaralı oyuncuları. Bu arada servis hatası Nano'dan. Dimitria Nano servis hatası yapıyor ve 13-8 oluyor. Fark tekrar 5 sayıya kadar yükseldi. Dilay kullandı servisi. Drembela. Bloktan yüksek kazanan top. Bu arada file hatası yapıyoruz. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Eser Türkoğlu file hatasını belirledi. Sayı Yunanistan'ın. Oyuncu değişikliği olacak. 3 numarayla Katsali kenara alınırken 15 numarayla Pitsouli oyuna giriyor. Pitsouli, Maria Pitsouli. 13-9. Maria Pitsouli kullandı servisi. Eylül karşıladı. Dilay. 4'ten hücum yapıyor. Sert smaç karşılandan dönmedi. İlayda Mumcular. Onun sert smaçı etkili oluyor. Karşılandan dönmüyor. Burada arka alanda karşılamaya çalıştı Pitsouli ile ama sonuç alamadı Yunanistan'da. Sayı bizim 14-9. Çakçı karşıladı. Drembela geri at ucumunda. Nano top dışarıda. Avut kararı geldi. Top dışarı gidiyor. Nano isabet sağlayamadı. Top dışarı gitti. 15-9 oldu. Artık yavaş yavaş finalin yolu gözükmeye başladı. Üçüncü setin ortalarını geçmeye başladık da fark da 6 sayıya kadar çıktı şu anda. Final müsabakası yarın saat 20'de. İlk finalist Sırbistan olmuştu. Rumanya'yı yenerek bakalım ikinci finalist adına çok büyük avantaj elde eden millilerimiz ilk iki seti geride bırakmıştı. 2-0'lık üstünlükle. Üçüncü sette de şu anda farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Artık yarın büyük ihtimalle Beştepe voleybol salonunda sevgili izleyenler voleybol salonuna şampiyonluğa birinci round elemelerini lider bitirmenin adına hazırlıklar yapılabilir. Gerçekten Beştepe voleybol salonunda eğlenceye hazır olmak lazım ki bu grubu, daha doğrusu birinci round elemelerini lider bitirecek olan takım yine aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Önce bunu geçmek, ardından yarınki Sırbistan mücadelesini kazanarak lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda şimdiden millilerimize de başarılar diliyoruz. Ve 17-10'a getirdi fark 7 sayıya. Artık setin kritik bölümlerine yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Servis kullanıldı. Drembela. Ve blok sayımız geliyor. Biraz file uzak kaldı. Ve bloğumuz da bu avantajı iyi değerlendiriyor. Pirinio Taki'ye geçit vermedi ve Yunanistan ekibinden de şimdi ikinci ve son mola hakkı geldi. Fark 8 sayı bu arada sevgili izleyenler. Millilerimizin 18-10'luk üstünlüğü var bu bölümde. 8 sayı geriye düştüğünde Yunanistan ikinci ve son mola hakkını kullanmayı tercih etti. Şu anda bench'te millilerimizin bench'i ekranlara geliyor. Baş antrenör Gökhan Durmaz gerekli son talimatları veriyor ama gerçekten şu anda artık Beştepe voleybol salonunda yarın saat 20'de şampiyonluk mücadelesi var. Daha doğrusu birinci round eleme grubunu lider bitirme konusunda büyük bir
yolu kat etmiş durumda. İlk etapta millilerimiz A grubunda mücadele etti. Önce Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Ardından da Kosova karşısında aynı skorla galip geldi. Adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki bugünkü rakibi Yunanistan. Plase geliyor, bu top çıkmıyor. Trembena'dan akıllı bir plase Yunanistan ekibinden. Burada işte plase Trembena'dan. 18-11 oyuncu değişikliği. Nano kenara alınırken 19 numarasıyla Margarita Pulu oyuna dahil oldu. Margarita Pulu oyuna dahil olurken Danai'ye Margarita Pulu servis kullanıldı. Dilay kısa pas hızlı hücum sonuç getiriyor. Evet, kısa pas hızlı hücumda Begüm sahne alan isim millilerimiz adına, bakın burada servis karşıladık. Kısa pas hızlı hücumda Begüm sert smaçı müdahale şansı bulamadı bıçakçı. 19-11 oyuncu Begüm kenarda. Şimdi 26 numarasıyla bu defa oyuna dahil olan isim Nisan Barut oyuna dahil oldu. Orta oyuncusunu değiştirdi. Artık yavaş yavaş Şambul birinci round'un finaline doğru yaklaşıyoruz. Bloktan dönen top oyunda kalıyor. Trembena'nın pasında bloktan sekiyor ve sayı Yunanistan ekibinin oluyor. 19-12 şu anda skor. Burada işte geri at hücumunda sayı buluyor Yunanistan ekibi. Şu anda da 19-12. Servisi Dimitriou kullandı. Dilay geri at hücumunda. Bu arada bir file hatası işareti geliyor. 15 numaralı Yunanistan ekibinden Pişuli'nin file hatası yaptığını belirliyor yardımcı hakem Eser Türkoğlu. 20-12 şu anda. Evet, setin artık 20'li sayılarına gelmiş bulunuyoruz. En kritik bölümünde servisi de kullandık Eylül'le. Trembena ve bloktan dönen top oyunda kaldı. Bu defa geri at ucumunda bir kez daha blokla karşılık verdik. Sert smaç arkalandı Eylül. Avantaj top bizde. Bu defa top dışarı gidiyor. Bu defa top dışarı gitti. Bu hücumdan sonuç alamadık. Beren Yeşilırmak'la 20-13 oldu. Ama avantaj tamamıyla millilerimizde. Seti ve maçı kazanma adına adını finale yazdırma konusunda. Trembena servis kullanıldı. Ek hücumda Nisan Barut da kendini göstermiş oldu. 21-13 oldu. Şimdi de servise geçti. Arka tura geçiyor Nisan. Servis kullanacak. 21-13 şu anda skor. Nisan kullandı servisi. Trembena 4'ü tercih etti. Arka alanda bu arada biz file hatası yapıyoruz. Evet, 24 numaralı oyuncu Bilge Paşa'nın file hatası yaptığını belirledi. Yardımcı hakem Eser Türkoğlu. 21-14 oldu. Fark 7 sayıya indi. Margarita Pulu kullandı servisi. Hata yapıyor Margarita Pulu. Servis hatasının ardından millilerimiz de 22. sayısına ulaştı. İlk iki seti 25-13'lük skorlarla kazanmıştı. Dilay millilerimizin pasörü, servis kullanan isim Trembena ve karşı alana gönderemedi plaseyle. Fileye çok uzak kaldı. İyi de yükselemedi. Pirinyotaki bu pası değerlendiremedi Pirinyotaki ve böylelikle sayı millilerimizin oldu 23-14. Servisi kullandık. Etkili bir servis. Avantaj top bize geçiyor. Ardından Dilay'ın pası, kısa pas hızlı hücumu, top çıkmıyor. Kısa pas hızlı hücumda Bilge Paşa ile 24. sayıya ulaştık. Şimdi maç sayısı için servis kullanacağız. Finale adını yazdırma konusunda büyük bir avantaja sahibiz. Ve yarın rakip Sırbistan olacak. Bütün voleybol severleri hem Beştepe Voleybol Salonu'na, aynı zamanda Voleybol TV'ye, YouTube kanalına bekliyoruz. Bu
neşeli, heyecanlı geçecek, lider bitirecek Avrupa şampiyonası kadar. Evet, sen geldi 25. sayı. 25. sayı geliyor. İlayda Mumcu'nun smacı karşı alandan çıkmıyor. Böylelikle mücadelenin 3. setini de millilerimiz Yunanistan karşısında 25-14 kazanıyor. Müsabakadan da 3-0'lık galibiyetle ayrılıp yarın finalde oynanacak olan mücadelede Sırbistan'ın rakibi oluyoruz. Evet, şampiyonluk mücadelesi grubun adeta liderlik mücadelesi olacak. Sev U20 kadınlar Avrupa şampiyonası birinci round elemeleri yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Beştepe voleybol salonunda yarın saat 20'de millilerimiz Sırbistan'da liderlik konusunda mücadele edecek ki yine 2024 Sev U20 Avrupa şampiyonasında finallerinde mücadele etmek adına Bulgaristan'da ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek bu şampiyonada şampiyon olmak için fırsat arayacak. Sırbistan'ı yenip adını oradaki şampiyonaya yazdırma adına mücadelesini verecek. Ama bu mücadelede siz voleybol severleri de Beştepe voleybol salonuna bekliyoruz. Eğer Beştepe voleybol salonuna gelemiyorsanız üzülmeyeceksiniz, bu karşılaşmayı izleyemiyorum diye. Çünkü Voleybol TV'de, Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol TV YouTube kanalında baştan sona bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebileceksiniz. Yarınki programı bir kez daha sizlere hatırlatalım. İlk olarak 5.lik 6.lik klasman mücadelesinde saat 15'te Kosova ile Karadağ mücadele edecekler. Bu maçın hemen ardından 3.lük karşılaşması oynanacak. Saat 17.30'da Romanya ile Yunanistan arasında ve final maçına geliyoruz akşamın ve bu mücadelenin birinci round elemelerinin son maçında yarın saat 20'de Sırbistan'la Türkiye birincilik için karşı karşıya gelecekler adını Avrupa şampiyonasına yazdırma adına. Evet, bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik ekipte görev yapan arkadaşlarla birlikte huzurlarınızdan ayrılırken mutlu bir akşam diliyoruz.